Merhaba Doktor Özge Aydın. Koronavirüs hakkında konuştuğumuz ilk videodan sonra bu ikinci videoda yine karşınızdayım. Bugün size 24 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı, kamu hastanelerinin yayınladığı ilaçlarla ilgili bilgilendirme yapacağım. Hangi ilaçlar kullanılıyor? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Oluşturulan tedavi şemasında şu ilaçlar var. Lopinavir 200 mg, ritonavir 50 mg, hidroksiklorokin sülfat 200 mg, oseltamir 75 mg, azitromisin 500 mg, favipiravir 200 mg. Bu ilaçlar ortalama 5 gün civarında kullanılıyor ama daha uzun kullanılan ilaçlar da var. Peki bu ilaçları hangi durumlarda kullanıyorlar? Ateşi olan ve kesin tanısı olmuş olan hastalarda oseltamivir 75 mg günde 2 kez, hidroksiklorokin 200 mg günde 2 kez 2'şer adet, bu yükleme dozu, idame dozu da günde 2 kez birer adet olmak üzere 5 gün kullanılıyor. Zatüresi olanlarda, pnömonisi olanlarda bunlara ek olarak azitromisin 500 mg kullanılıyor 5 gün boyunca. İlk tedaviye yanıt vermeyen veya ağır vakalarda ne kullanılıyor? Favipiravir günde 2 kez 8 sabah 8 akşam olmak üzere yükleme dozu. İdame dozunda da günde 2 kere yine 3 sabah 3 akşam olmak üzere kullanılan önemli ilaçlardan biri. Veya bunun yerine lopinavir 200 mg, ritonavir 50 mg günde 2 kez 2'şer adet olmak üzere 10-14 gün boyunca kullanılıyor. Unutmayalım ki bu ilaçlar hastalarımız için. Hasta olmadan bu ilaçları almaya kalkmayalım lütfen. Çünkü o zaman hasta olanlara bu ilaçları ulaştırmak ve iyileştirmek çok zorlaşacak. Ayrıca bu ilaçların bir takım yan etkileri var. Ve kullanılan ilaçlar varsa bunlarla etkileşimi söz konusu olabilir. Bu nedenle bu ilaçları kullandığımızda mutlaka doktorumuzun bilgisi dahilinde kullanmalıyız. Doktorlar reçete ediyor bu ilaçları, hangi ilaçları kullandığınız bilgisi veriliyor doktorlara ve ilaç etkileşimleri ve yan etkiler değerlendirilerek ilaç seçimi yapılıyor. Yani her hastaya her ilaç uygun değil. Bu ilaçları eğer bir şekilde temin etmiş olsanız bile asla ve asla kendi başınıza kullanmayın. Hem yan etkiler açısından hem size uygun olup olmayacağını bilmediğiniz için hem de diğer hastaların hakkını yememek için asla böyle bir girişimde bulunmayın lütfen. Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli zaten bu konuda canla başla çalışıyorlar. Hasta olan insanların ilacını temin etmekte oldukça büyük bir gayret sarf ediyorlar. Bizim görevimiz onlara yardımcı olmak. En önemli ikinci görevimiz de evde kalmak. Merak edilen başka bir konuda görüşmek üzere. Evde kal Türkiye.